Merhabalar, bugünkü aracımız 2006 model Corsa C kasa. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konu. İkinci konu, alttaki ana ünitenin soket konnektör yapılarını yukarı taşıyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu, direksiyon simidinin göbek kısmında bulunan altı fonksiyonlu direksiyon kontrol tuşları var. Altısını da cihaz üzerinde çalıştırdık. Biraz da video içerisinde göstereceğim. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Bu aşağıda ileri vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2006 model Opel Corsa C kasa diye adlandırılan Corsa modelimiz. 9 inç cihazımızı entegre ederken adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. İlgili ikon yardımıyla da farklı arayüz seçeneklerinde sistemden kullanma imkanını da tanımış oluyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kontrollerini gösterelim. Ses açma, ses kısma, komple ses kısma, şarkı ileri geri tuşları sorunsuz çalışıyor. Direksiyon simidinin sol alt tarafında bulunan bir tuşu da bas konuş olarak ayarladık. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve... Gibi kullanıcı artık Apple CarPlay ve Android Auto'da direksiyon simidinden bırakmadan ilgili tuşu bas konuş olarak kullanmış olacak. Bu tarz konfigürasyonla sistemi birebir karşılıklarına uygulamış olduk. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirrorlik kısmında kablosuz olarak gerçekleştiriyor. Yine aynı uygulama üzerinden. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyonu hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonun ismiyle kayıt altına alabiliyoruz. 18 adet istasyonda bu şekilde kayıt altına alınmış oluyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci türlü navigasyon offline. GPS üzerinden çalışan navigasyon, GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon, cihaza internet paylaştırıldığı zaman ilgili Play Store hesabı oluşturulacak ve internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamalar kurup kullanabilecek. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Gece ve gündüz modları, yani far duyarlılığı da sistemde sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Apple CarPlay'deyken Apple'ın kendi haritası, Google Maps, Yandex ya da farklı uygulamalar da yine hem CarPlay'de hem de Android Auto'da müşteri sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı, mikrofon kazanç ayarları ve Bluetooth 5.0'ın avantajıyla telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikona dokunarak USB konnektörlerini torpido içerisinde bıraktık. Klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayabileceğiz. Ya da yine ilgili ikona dokunup yine klasör seçimlerimizi yapıp videolarda açabilmiş olacağız. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 1280x720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. Ve kullanıcı günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android işletim sistemli cihaz, ilgili Play Store hesabı oluşturulduktan sonra ve cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Şöyle bir ayar var, o ayarı da yapalım. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera, derinlik, netlik ve açı veriyor. Bu şekilde referans çizgilerinde arabanın genişliği ya da otopark çizgilerine göre de ayarlanabilir nitelikte. Bu şekilde çizgi ayarında yapmış oluyoruz. Boşa da geri vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Kameranın araçta konumlandırılmış kısmını da video içerisinde paylaşmış olacağız. Hakkında kısmına girdiğimiz zaman cihazımız TS18 platformu, bu işin en stabili. Cortex'in Ali5 işlemcisini kullanıyor 1.6 GHz hızında. RAM 4 GB, 64 GB da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2006 model Opel Corsa C. Aracımıza 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.